Herkese günaydın olsun. Eskişehir'in en net ekranından, en büyük ekranından Eskişehir Net'ten sesimin ulaştığı, görüntümün ulaştığı en ücra köşeye dek sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. 30 Haziran'a vardık nihayetinde, günlerden salı ve benim için de tabii dünden bugüne ufak bir değişiklik var. Artık 40'ım çıktı yaş nedeniyle. O yüzden dün çok mesajlarınıza da böyle yer veremedim. Birliktelik içerisinde doğum günü kutlu olsun mesajları vardı. Özel gün mefhumuna da biraz karşı olduğum için çok da böyle dile getirmek istemedim dünkü dönemde. Ama yeni bir yaşın içinde umarım sadece benim değil hepimizin gönlüne göre her şeyin ilerleyeceği bir dönem olur. Evet, Eskişehir'de bugün neler var? Gündemde konuşulacak hangi detaylar var? Onlara yavaş yavaş yer verelim kısa kısa. Bir tanesi sürekli altını çizdiğimiz, benim özellikle sürekli dile getirdiğim bir gelişme. Bu hangi üç kişi bilmiyorum ama Eskişehir'de her üç kişiden birine araç düşüyor. 290.642'ye ulaşarak 300 bin rakamına doğru koşmaya başlamış. TÜİK verilerine göre Eskişehir trafiğine kayıtlı araç sayısı. Bunun içinde kiralık araçlar yok. Şirket araçları yok ki çoğunlukla onlar da yine bağlı bulundukları merkeze bağlı. Misafir araçlar yok. Yani bir şehirde, Eskişehir'de bir gün içinde ziyaretçisiyle, kayıtlı olmayan araçlarıyla birlikte neredeyse 350 bin araç sirkülasyonu var. Bu çok büyük bir rakam. İçinde bulunduğumuz şehre göre nüfusu işte 1 milyon olan her 3 kişiden ya da her 2,5 kişiden birine araç düştüğü bir şehirden bahsediyoruz. Ama herhalde benim çevremde değil bunlar. Bazı aileler var ki bir kişiye 4 araç düşüyor olsa gerek. Benim çevremde çünkü 40 kişi var. 2 araç, 3 araç çıkar çıkmaz öyle bir tablo var. Ama bu tabii işin esprisi bir tarafa. Eskişehir'deki trafik yükünü, sürekli dikkat çektiğimiz o sıkışıklığı başka bir noktaya taşıyor. Şimdi iki türlü sorunumuz var. Bir tanesi araç sayısından kaynaklı oluşan trafik, ikincisi de sürücü nedeniyle oluşan trafik. Örneğin Atatürk Caddesi, her gün iş yerimizin olduğu, sıklıkla gördüğümüz bir cadde. Normalde park yasak biliyorsunuz ama canı isteyen herhangi biri dörtlüleri yakıp kenarda uzun süreler boyunca işte orada bir markette mi işi var, bakkalda mı işi var, herhangi bir mağazada mı işi var? Çok rahat durduğu için trafik tek yönlü akmak zorunda kalıyor. Yani koca Atatürk Caddesi diyemiyoruz maalesef. Oradaki kullanım çok sağlıklı değil. Bunun yanı sıra Şair Fuzuli Caddesi yine hemen yanı başımızda. Pik saatlerde okullar açık olmamasına, servisler dışarıda olmamasına rağmen ciddi anlamda insanları bunaltan bir hale gelmeye başladı. Neyse, şehir olarak en büyük derdimiz trafik olsun diyelim. Ama araç sayımızda da artış var. Onun altını çizelim. Şimdi İstiklal Gazetesi'ne bakıyoruz. Sabah akşam aynı çile diye trafiğin başka bir noktasına dikkat çekilmiş. Çevre yolu. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz günlük dijital gazetemizde de dikkat çekmiştik patronların isyanını. Şehrin ortasından geçen çevre yolu her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir noktaya doğru ilerliyor. Eskişehirlilerin gün içinde yarattığı yoğun trafik transit geçen binlerce araçla birleşince çevre yolu artık bu yükü taşıyamaz hale geliyor. Çoktandır geldi. Eğer başka bir yere yormayacaksanız bu metro konusundaki talepleri ben de istiyorum bir Eskişehirli olarak. Yani başka bir çözüme ihtiyacımız var. Başka bir alternatif bulmaya ihtiyacımız var. Çevre yolu evet artık başka bir noktada işlemeli. Bununla ilgili Eskişehir'in tüm aktörleri belki bugüne kadar oyaladılar bu işi ama nereye kadar oyalayabilecekler? Bir güney çevre yoluna, şehrin içine hiç girmeden devam edebilecek transit araçlara ayrı bir yol inşallah ömrümüz bitmeden görürüz diyelim. 614 kişiye maske cezası. Eğer maske takmıyorsanız ya da uygun takmıyorsanız dikkatli olun. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayanlara para cezası kesileceği duyurulmuştu. Zorunluluk olmasına rağmen bir haftada maske takmayan 614 kişiye idari para cezası uygulanmış efendim Eskişehir'de 614 kişi. 900 lira bir cezası var.
takmadığınızda ya da uygun takmadığınızda, belki bazen kolluk kuvvetleri uyarıyor ama çok zamanda bu denetimlerde idari anlamda cezalar uygulanıyor. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Çünkü vaka sayılarında böyle her geçen gün azalacak diye umutlanmayın. Mesela önceki günle dün arasında artış var. Dünkü vaka sayısı 1374, bir önceki gün 1356 idi. Hayatını kaybeden insan sayısı 18, bir önceki gün 15'ti. Toplamda 170 bin hasta, 171 bin hasta iyileşmiş ama 5115 kişi de hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla vaka sayısı iyileşenden daha fazla, hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu konuda belki eskiden Sağlık Bakanı açıklama yapacak diye yarım saat öncesinden Twitter'ına girip böyle merakla bekliyorduk. Şimdi belki haberimiz yok. Kaç kişi ölmüş, kaç kişi vakaya maruz kalmış. Ama ne olur ciddiyeti bırakmayalım. Sınavda virüs şoku. Virüs dedik. Eğitimsen Şube Başkanı Faik Alkan. Koronavirüs tanısı konulmuş öğrencilerin hafta sonu gerçekleşen yüksek öğretim kurumları sınavına alındığını iddia ediyor. Alkan bu durumun sınavda görev alan tüm personelin son dakika haberi olmasına tepki gösterdi. Geçen hafta sonu Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'nde gerçekleşen YKS'ye koronavirüs tanısı konulmuş ve karantinada olan öğrencilerin alındığını öne süren Eğitimsen Şube Başkanı Alkan, ÖSYM'yi sert bir dille eleştirdi. Alkan, sınavda görevi olan ve kronik hastalığı bulunan arkadaşlarımıza neden önceden bilgi verilmedi? Sınavda görev alan başkan ve gözetmen olan Milli Eğitim Bakanlığı personelinin sağlık güvenliği neden işe sayılmıştır? Son dakikada yapılan bu bilgilendirmenin izahı yoktur diyor. Ben buna başka bir yönden bakıyorum. Hani oraya gelen Milli Eğitim Bakanlığı ya da işte eğitimci insanların hasta olan pozitif vakalarla bir arada olması tamam. Onlara bulaşı adına büyük bir risk ama bir tarafta da yani bu hastalıkla mücadele ediyor. Bir tarafta hayati tehlikesi var insanların, öğrencilerin. Odaklanması, konsantresi, tedavi süreci yani kolay bir iş değil. Ona rağmen illa sınav yapalım demek. Onlara özel farklı bir tarih, hani çok azdır sayıları genele vurduğumuzda. Onlarla ilgili ayrı bir tasarrufa gidilmesi gerekirdi. Buna gidilmedi. Şimdi bu kısmı daha üzücü. Yani o halde gelip bir de hayatını etkileyecek bir sınav içerisinde ter döküyorsun. Bir türlü anlayamıyorum ben bu sınavın bu kadar telafi edilemez bir boyuta gelmesini bu ülkede. Ha ne olacak diyeceksiniz, bir işin bir tarafında sınava gireceksin. En yüksek puanı da alıp en iyi bölüme de girsen işin sonunda iş bulamamak gibi bir durum var falan. Hangisi doğru ki? Deve misali. Kıdemime dokunma eylemi. Bir başka rahatsızlık veren konu, dün de dile getirdik. Türk İş'e bağlı belediye iş sendikası üyeleri kıdem tazminatı ile ilgili yapılmak istenen düzenlemelere tepki gösterip basın açıklaması gerçekleştirdiler. Kırmızı çizgimizdir diyor. Türk İş'in de kırmızı çizgisinin olduğunun altını çiziyor Başkan Mor İpek. Ama bu konuda şu ana kadar bir geri adım yok. Davayı kazanmak yetmedi. Anadolu Üniversitesi'nin istifa eden rektörü Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı tarafından başka fakültede görevlendirmelerine karşı çıkan öğretim üyeleri Profesör Bilgehan Uzuner ve Doçent Semih Kaplan açtıkları davayı kazandı. Ancak eski rektör kararı uygulamadı. İki sanatçı hoca Uzuner ve Kaplan idare mahkemesinde göreve iade edilmeleri için dava açtı. Davayı kazandılar. Eski fakültelerine iade edilmediler. Kararın bir an önce uygulanmasını yeni rektör Fuat Erdal'ın tekrar hayata geçirmesini istiyor. Bununla ilgili kararı hocalar. Tabii çok böyle o dönemle ilgili iki gün önce dedik ya, böyle çok sıkıntı var, çok tartışma var. Yeni rektör de herhalde bunun bir fizibilitesini yapmıştır, briefini almıştır. Gerekli müdahaleleri yapacaktır diye. İşin hukuk fakültesi anlamında sıkıntılar vardı. Bu tür sanatçı hocalar anlamında sıkıntıları vardı. Umarız onları da düzeltecektir diyelim. Eskişehir Spor'la ilgili bugün akşam 20'de açık tribünde konuşacağız. Taraftardan sevgili
temsilci arkadaşları da artık ara ara programlara konuk etmeye başlayacağız. Onlardan biri de Göksel olacak. Bugün konuk taraftar olarak program akışımızda. Eskişehir Spor'da bunca sıkıntının içerisinde bir fabrika ayarlarına dönme, bununla ilgili de Eskişehir Spor altyapısından geleceğe umutla o fabrika sloganıyla ilerleyen bir süreç var. Bununla ilgili bir takım görsellerle Aziz Borel'in o meşhur sözüyle birlikte bir lansman yapıldı. Büyük de bir karşılık buldu. Bu konuyu da konuşacağız akşam saat 20'de. Buna ihtiyacımız var. Eski başkan Halil Ünal, Eskişehir Spor'un 2. lige düşmesiyle ilgili değerlendirmede bulunmuş. Altın yere düşmekle pul olmaz. Kimse üzülmesin. Birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkacağız. Ne gerekiyorsa üstümüze düşen yerine getireceğiz diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Spor'a destek olmuş. Düşer kalkarız, dostumuzu iyi tanırız, adamlığımızdan ödün vermeyiz. SS'lileri ve SS'den geçenleri biliriz. Anadolu yıldızıyız, rüzgar olur, fırtına olur, hak ettiğimiz yere ulaşırız diye bir açıklamada bulundu. Bu akşam Altay maçını konuşacağız. Yalçın Koşukabağ'ın, bir teknik direktörün, eğitimci, hoca statüsündeki bir ismin gencecik çocuklarla ilgili o çok nahoş ithamlarını konuşacağız, tartışacağız. Göksel bakalım ne diyor bu süreçle ilgili türbünden bir ses olarak. Ona yer vereceğiz. Fabrikayla ilgili konuşacağız. Yani inanıyorum ki ilginizi çekecek bir birliktelik olacaktır. Bir mesaj var. Çiğzer Cengiz diyor ki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde herhangi bir sağlık kontrolü olmadan çocuklar sınava girdi diyor. Önemli bir iddia bu. Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde hani bu tür pozitif vakaların olduğu gençlerimiz sınava girdiler. Ama onlar için izole ayrı bir alan, hepsinin bir arada olacağı bir alan oluşturuldu diye bir bilgi gelmişti. Bununla ilgili bakacağız detaylarına. Eğer iddiadaki gibi ise tabii kontrolsüz bir şekilde bu ciddi anlamda bir infiale yol açabilir. Göreceğiz. Bunun takipçisi ben olacağım. Teşekkür ediyorum şimdilik bizlerle olduğunuz için. Akşam dediğim gibi saatler 20'yi gösterdiğinde açık tribünde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Görüşünceye dek esen kalın.